Bazı şirketler hızlı büyür. Hızlı büyüdüğünden dolayı net karları şu an yavaş artsa bile ciddi yatırımları vardır. İleride net kar daha fazla artacaktır. O yüzden bazı şirketlerin de FK'sı yüksektir. İşte nasıl ki düşük FK, sürekli düşük FK tek başına iyi bir sebep değilse, tek başına FK'nın yüksek olması da kötü bir şey değildir. Çünkü şirket ciddi gelecek vizyonla alakalı projeleri yani ilerideki Artacak net karı şimdiden fiyatlıyor. Çünkü neden? Piyasa değerini biz belirliyoruz. Herkes almak istiyor, herkes alıyor. O yüzden FK'yı değerlendirirken lütfen sektöre göre değerlendirin. Mesela bankaların FK FK'ları 3 ile 5 arasındadır. Atıyorum yazılım şirketlerinin FK'sı 10 15 arasındadır. Otomotiv yan sanayinin FK'sı tam tutarları yanlış söyleyebilirim. 15 20 arasındadır. Yani her sektörün FK'sı farklıdır.